Dükkan Uygun cinayeti itiraf etti. Alena Çakır davasında önemli gelişmeler var. Aylardır konuşuluyor, birçok iddiaya ışık tutacak nitelikte bu gelişmeler savcılık ATV'ye konuşan görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Tanıklardan biri savcıya Ümitcan Uygun'un Alena'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiğini söylüyor. ATV Haber'e konuşan Alena Çakır'ın aile avukatı ise dosyaya eksik kalan kritik bir noktaya işaret etti. O da Alena Çakır'ın telefonunun HTS kayıtları. İşte Alena Çakır'ın avukatından flaş gelişmeler. Lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir restoranda yine Ümitcan'ın etrafa Alena'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurdu. Bu sözler ATV'ye konuşan tanıkların savcılığa verdiği ifadelerden. Bu iki ifade çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Alena'yı öldürdüm diye bir beyanı ortada söz konusu. Alena Çakır dosyası derinleşiyor. Olay medyaya yansımadan önce az belge vardı. Bu olay medyaya yansıdıktan sonra bir hafta içinde gelen belge miktarı bayağı bir arttı. Ümitcan Uygun'un nerede olduğunu belirleyecek olan HTS kayıtları eksiksiz şekilde dosyaya girdi. Ancak bu kez de Alena Çakır'ın HTS kayıtları eksik. Dosyaya giren 300 sayfalık rapor o gün kime ne şekilde mesaj attığına, herhangi bir tehdit altında olup olmadığına, intihar edip etmediğine, ortada bir cinayetin olup olmadığına, attığı mesajları, yaptığı aramaları görebilmek adına çok değerli olacak. Ve ilginç bir gerçek o daha ortaya çıktı. Alena Çakır'ın cesedinin yanında bulunan cep telefonunun şifresini polise Ümitcan Uygun vermiş. Alena'nın 2 Haziran 2020 tarihindeki HTS kayıtları da dosyada mevcut. Ancak olay günü olan 3 Haziran 2020 tarihindeki Alena'nın HTS kayıtları mevcut değil. Ki önemli olan nokta olay günü Alena'nın HTS kayıtları. Alena Çakır'ın ailesinin avukatları Ümitcan Uygun'un annesinin şüpheli ölümüyle ilgili de bu dosyanın birleştirilmesini de talep etti. Görgü tanıklarından bir kişi ise olayın yaşandığı gece 3 Haziran 2020 günü gece saat 1 sıralarında Alena'nın ağzını kapandığını belirtmiş ve görmüş. Ümitcan Uygun resmen Alena Çakır'ı öldürdüğünü itiraf etmiş. Görgü tanıkları ise savcılıkta da ifadesini vermiş ve olay apaçık ortadayken Ümitcan Uygun halen tutuklanmadı. Müge Anlı'nın sonuna kadar arkasındayız. Bu olayın çözülmesi için elinden geleni yapıyor. Lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.